Selam arkadaşlar, Bir Tutam Tavsiye serisine hoş geldiniz. Bu seri konu anlatımlı uzun ders videolarından bağımsız olarak her videoda sadece bir tavsiye ile paylaşacağım kısa videolardan meydana gelecek. Hem bu yeni serinin hem de ders videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalımdaki videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak da kanalımdaki bütün paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmına da mutlaka görüşlerinizi yazın. Serinin ilk tavsiyesinde sizlere çok fazla şahit olduğum bir durumdan bahsedeceğim. Bu da gitar çalan kişilerin sürekli gitarın klavyesine bakmasıdır. Gitarın klavyesine bakarken de sürekli öne arkaya eğilme durumu söz konusudur. Bu durumda dışarıdan bakıldığında hoş bir görüntü olarak algılanmaz. Kendinizi mutlaka gitarın klavyesine bakmadan çalmaya alıştırın. Bu şekilde gitar hakimiyetiniz de artacaktır. Dışarıdan bakıldığında da hoş bir görüntü olacaktır. Ayrıca diyelim ki bir yerde sahne alıyorsunuz. Önünüzde mikrofon var. Ve mikrofona söyleyeceksiniz mecburen. Sizler kendinizi bu şekilde alıştırırsanız gitarın klavyesine sürekli bakacağım diye bu sefer şarkı söylerken mikrofondan uzaklaşacaksınız. Neden? Çünkü gitarın klavyesine bakacaksınız. Mikrofon burada kaldı ama siz buradasınız. Gitarın klavyesine bakıyorsunuz. Bu şekilde şarkı söylerseniz hem kendiniz zorlanacaksınız, şarkıyı söylerken zorlanacaksınız hem de sürekli mikrofondan uzaklaşıp geldiğiniz için seslere sürekli bir gidip gelme söz konusu olacaktır. Ayrıca gitarı sürekli öne doğru eğilerek çaldığınızda zamanla sırtınızda ağrılar meydana gelecektir. Ağrıların yanı sıra bu durum zamanla duruş bozukluğuna da yol açabilir. Buna da mutlaka dikkat edin. Peki kendimizi bu durumdan nasıl kurtaracağız? Ben de gitara ilk başladığım zamanlar kendimce bulduğum yöntemler vardı ve uyguladığım yöntemler vardı. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Mesela gitar çalarken gitarın klavyesine bakmayın da yerdeki halıya bakın. Duvardaki tabloya bakın ya da avizeye bakın. Başka yerlere bakın. Ama kafanız bu tarafa bakmasın. Gözünüz burada olmasın. Başka yerlere odaklansın. Örneğin film izleyebilirsiniz. Dizi izleyebilirsiniz. Çünkü diziye ya da filme odaklandığınızda buraya bakmayacaksınız. Ama eliniz sürekli burada egzersiz yapsın. Mesela akor geçişleri çalışın gibi. Yazılar okuyabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Bunların hepsini ben denedim arkadaşlar. Hepsi de çok işe yarıyor. Yalnız en önemlisi bence karanlık bir odada çalışmak. Karanlık bir yerde çalışırken gözünüz buraya gitse bile zaten karanlık olduğu için bir şey göremeyeceksiniz. Bu da bence çok etkili bir yöntem. Serinin ilk tavsiye videosunda sizlere anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlar kısmına da görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.